Kız 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 kız. Aynı başlangıcı tekrar yapacağımızı sandınız sevgili izleyiciler. Az evvelki yayınımız takıldığı için biz de kendisine biraz takıldık. Demin takıldığımız kısımdan kalacak olur isek, Erdem amcanız sizlere yeni yazdığı bir şiiri, ki bu bizim iPhone adlı yepyeni ürünümüzde yer alacak bir şiir. Her telefonu açtığınızda bu şiiri duymak. Evet, iPhone 10'den Masallar adlı bu deneme yayınımızın 6.sında sizlerle birlikteyiz. Ben tekrar az evvelki başlangıcımızı biraz daha kurumsal olarak yapmak istiyorum canım Cenk'im benim. Güzel yaptın. Tim Cook'a teşekkür etmiştik. İstersen o teşekkürü de senden alalım. Bu vaktinde bitirdiği için yayını. We'd like to thank Tim Cook for finishing it in time and for frightening from our company. Evet, gerçekten de tam zamanında interneti boşaltarak vaktinde sizlere kavuşmamızı sağladığı için sağ olsun. Evet, bugünkü şiirim için Cenk'ten bir atmosfer rica etmişim. Şimdi o atmosferi alıyorum. 40'a yakın ayakı vardır. 40'a yakın. Teşekkür ederim. Evet. Kısa ama öz bir şiir. Özlü bir ve sözlü bir şiir. Özüt şairden. Şair özütü de diyebilirsin. 40'a yakın ayağı vardır, 40'a yakın. Evet, bu şiirimi aynı zamanda özdeyiş olarak da benden size hediye ediyorum, evet, sevgili izleyiciler. Dilediğiniz yerde, yeri geldikçe ama kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Yepyeni iPhone'umuzda da bu şiiri istediğiniz zaman duyabilirsiniz. Çift anlam bizim telefonumuzun yepyeni mottosu. Evet, Apple TV, yani şurada bulunan, buraya ekrana sığmadığı için getiremediğimiz dev akça ağaç televizyonundan sonra Apple Radio'da yine bizim Apple uygulamalarımızda tamamen Apple'dır. Gerçekten çok güzel bir tanıtım çektin. Tebrik ediyorum seni Cenk'ciğim. Eyvallah koç. Ayrıca sevgili iPhone X ya da iPhone X'den masallar diyebileceğimiz az evvelki söylemin ben bir de şarkısını sizlere sunmak istiyorum. Hazır şiirle başlamışken bir şarkıyla da şenlendireyim istiyorum Cenk'ciğim. Evet, aslında Tarkan da içeride, o da bekliyordu ama. Onlara da teşekkürlerimizi alacağız birazdan. Peki. iPhone my love in Portofino. Bu da kısa. Kısa olması açısından kısa, güzel. Evet, yani daha fazla devam edersem şimdi iPhone tanıtımına benzer. Her şey kısa. Hiç kimse uzun uzun şeyler seyretmiyor. O yüzden bu da güzel kısalıkta bir eser. Evet, ben teşekkür ediyorum ve başarılarımın devamını diliyorum. Bu arada sevgili izleyiciler, bizim Apple'ımız ya da bizim telefonumuz Cenk Erdem Yogya 14-18 adlı telefonumuzun pek çok özelliği var biliyorsunuz. Onunla ilgili özelliği de sevgili Cenk amcanız bugün sizlere tanıtacak. Evet. Şimdi bu bizim normalde her daim kullandığımız sevgili Yogya 14-18 adlı eserimiz, ki bunun fırça özelliği var. Biliyorsunuz şuraya taktığımız fırça sayesinde saçlarımızı güzelce tarayabiliyoruz, ki face recognition, yani surat tarama özelliğine 5 basan bir özellik saç tarama özelliği. Çünkü en azından bir işe yarıyor ama. Hair recognition. Yes. Ya da hair scanning de diyebiliriz. Çünkü benim suratımı taradın da beni orada fable misali bir hayvan şeklinde konuşturdun. Ne işime yaradı? Benim saçlarım dağınık olduktan sonra adlı konuşmamızda Tim Cook şöyle demişti. You're right. Ayrıca iPhone X tanıtımında Snapchat adlı garip şeyi kullanan ben Tim Cook'u buradan tüpe doldurmak istiyorum sevgili izleyiciler. Şimdi hemen şöyle bir aparatımızı size göstermek istiyorum. Yogya 14-18 adlı telefonumuzun bir aparatı. Burada kablosuz değil mi? Kablosuz. Hiç kablo yok. Direkt şuraya takıyoruz. Air Tower. Bu şekilde Air Tower elde ediyoruz. Air Shaver. Bu Air Shaver sayesinde... Uzaktan mı tıraş ediyor? Air Shaver ya. Ha, Air Shaver olabilir. O da olabilir. Biraz şu an sallanıyor ama. Önemli değil canım, salla. Bu şekilde. Şimdi çalıştırma da çok gürültü olup yayının, evet, kalitesini bozmasın. Yani şarjı şey olmasın diye. Bu tıraş makinesi sayesinde kendinizi abuk sabuk şeylerden ziyade, diyelim ki bir toplantıya gideceksiniz ve tıraş olamadınız. İşte. YG 14-18 sizin için bunu sağlıyor. Aynı zamanda kullanmadığınız zamanlarda da trash makinesi olarak fırlatıp atıyorsunuz sevgili izleyiciler.
Evet, çok güzel. Gerçekten trim ayarı falan var mı? Trim ayarı var. Şuradan bakın döndürebiliyoruz. Bu döndürdüğümüz zaman kendisinin derecesini ayarlıyoruz. Yani 0 mı yoksa 3'e vur. 3'e vur. 8'e vur falan gibi ayarları da var. Gerçekten sevgili izleyiciler, harika bir telefon. JKL'den pazarlamanın bu muazzam Maple telefonu, yani akça ağaç fon. Evet, bu ürünümüzü de gösterdikten sonra bugün bu sevgili Tüm Cook'un yaptığı bir takım özellikler, yani iPhone'daki iPhone X'deki özellikleri biraz masaya yatıralım istiyorum. Cenk'ciğim, senin en beğendiğin özellik hangisi oldu? Allah kahretsin. Benim en beğendiğim özellik bu şeylerde, emojilerde horoz gibi konuşabilmek oldu. Diğerlerini beğenmedim. Yani at gibi konuşmak ve buna bağlı diğer hayvanlar neydi? Onları beğenmedim. Dışkı horoz konuşması da güzeldi ya. Dışkı talking. What is that? Öyle bir... Phil, come on. What you talking about? Neyse. Ayrıca yüz tarama ya da yüz tanıma, face ID özelliği de biraz gereksiz bir özellik. Çünkü biz sanki kendi yüzümüzü tanımıyoruz da dur bakayım bu ben miyim diye telefonumuza soruyoruz, Allah kahretmesin. Evet. Sabah kalkar kalkmaz telefonumuza, ilk olarak aynadan önce telefonumuza bakmaktan esinlenmişler. Saçma bir esinlenim diye düşünüyorum. Zira insan olan kendisini birazcık tanır. ayrıca eğer iPhone'un doğru düzgün bir şey, yani bizi ikna edecek kadar wow diyeceğimizi, dememizi sağlayacak bir şey yapmasını istiyorsak sevgili izleyiciler, şaşıracağımız şey bizi omzumuzdan, ne bileyim, ayak topumuzdan falan tanıması olurdu. Ya da en sürdüğümüzde mesela, evet, şöyle tuttuğumuzda hello Erdem demesi beni daha ikna eder. Bunu yaparsa ben buna akıllı telefon derim, yoksa eblek telefon falan şeklinde konuşurum. Şimdi bizim yeni ürünümüzün şöyle güzel bir özelliği var. Artık artificial, yani AI, intelligence sayesinde artık siz... Augmented reality, you know? Don't you know? Neyse, artık go on, siz kimi arayacağınızı düşünmeyeceksiniz. Bizim yapay zekamız sayesinde telefon kimi arayacağınıza sizin adınıza karar verecek ve onu arayacak. Ve siz de onun aradığı kişiyle konuşacaksınız. Çünkü sevgili izleyiciler, bazen özellikle minimal Dima ya da yeni yetme adını verdiğimiz dostlarımız oyunda... Buraya tıfıl diye not almışım. Tıfıl da diyebiliriz. Oyun oynamaktan sıkıldım. Snapchat olmuyor, WhatsApp olmuyor. Şimdi ne yapacağım? Birini arasam kimi arayacağım? Şeklindeki sıkılımlarını giderecek bir özellik. Kimi arayacağınızı artık akıllı telefonunuz karar veriyor sevgili izleyiciler. Şimdilik henüz maalesef artificial intelligence bazında çok tahmin ettiğimiz kadar ilerlemedik, fakat iPhone 1 adlı telefonumuzda da sizin yerinize kimi arayacağınızı karar verdikten sonra o konuşacak. Yani sizin bu hayatta yapmanız gereken hiçbir şey kalmayacak. Bütün olayı telefonumuz çözecek. Evet, ayrıca sadece yüz tanıma, yani bizimle ilgili şeyler, vücudumuzu tanıma, vücudumuzu tanıyalım tarzında bir takım özellikler artık telefonlar için son derece banyal adını verdiğimiz özellikler sevgili izleyiciler. Mesela tuttuğumuz bir kayayı tanıma, efendime söyleyeyim, bir suyun içerisinde ne olduğunu bize haber verme, efendim suyumuz temiz mi değil mi, içtiğimiz su, yediğimiz yemeğin içerisinde neler var, bunları ayırt etme özelliklerini de yeni telefon modellerimize eklemeyi düşünüyoruz. Öyle değil mi canım Cenk'im? Kesinlikle. Ve yeni telefonumuzda dikey değil, yatay değil, çapraz kamera sayesinde artık herhangi bir şekilde vücudumuza what is this diye sorduğumuz zaman Siri bize that's a stomach diyecek. Bu sayede midemiz nerede, öbürküler ne taraflarda, bunları da bize anlatmış olacak. Tabii bir diğer güzel özellik de vücudumuzun iç organlarını da bize gösterecek olması. Artık röntgene son sevgili izleyiciler. O X ışınlarına maruz kalmayacaksınız. Onlar artık akıllı telefonunuzda olacaklar. Gördüğünüz gibi Erdem Bey'in şarjı bitti. Ama artık şarj da sorun değil. Çünkü artık Air Charge var. Air Power dediği yer, az evvel izlediyseniz işte bir şeyin üstüne koyuyorsunuz, orada doluyor. Yani oraya koyduktan sonra ister kabloyu tak ister takma, yine götürüp özel bir yere koyuyorsun. Evet. Sanki o koyduğun şeyin kablosunu yine fişe takmıyorsun. Allah kahretmesin sevgili izleyiciler. Yani annemiz bize evladım şunu aldığın yere koysana dediği zaman biz sevgili çay fincanımızı gidip ta bulaşık şeyinin oraya koyuyorsak
Ne anlamı kaldı bunun? Dolayısıyla bizim yeni telefonumuzda şöyle bir özellik var sevgili izleyiciler. Telefonumuz içerisinde bir çift laylon çorapla geliyor. Beyaz laylon etkili çorapları alıyorsunuz. Telefonunuzu elinizde tutarak bütün gün ya da istediğiniz zaman şarja gereksinim duyduğunuz zaman. Şarja gereksinim duyduğunuzda halının üzerinde volta attınız mıydı sevgili izleyiciler? Değmeyin keyfinize. Elektrostatik yükler telefonunuzu şarj ediyor. Özellikle telefon çaldığı zaman ben yürümeden konuşamıyorum yahu diyen dostlarımız için bu inanılmaz bir çözüm. It's magnificent, it's great. O yüzden artık volta atarken konuşurken aynı zamanda telefonunuz ama bizim telefonumuz yani şarj oluyor. Evet, konuşurken de şarj olma özelliğini bu vesileyle aktarmış olduk sevgili izleyiciler. Ayrıca biliyorsunuz eskiden sevgili bisikletlerimize bindiğimizde bir tane dinamoyu çat diye tekerleğin üzerinde kapatırdık ve o güzelim bisikletimizin farını yakmaya yeterdi. İşte aynı sistemle telefonumuzu da şarj edebileceğiz. O eski sistemi geri döndürüyoruz sevgili izleyiciler. Evet, nostalji. Şarjda nostalji dönemini başlattık. Nerede o eski direkler arası şarjları sevgili izleyiciler? Şarjda nostalji dönemi. Ne evet. Diyor, var mı evet. Takım böyle şey var. Bir sürü burada bir şey var. Hepsini okuyayım mı? Hepsini okuma aralarından. Az evvel araba alarmı çalmış herhalde ya burada ya da Tansel Bey'in bulunduğu bölgede. iPhone'la kapatabilir miyiz? Diyor. Kendi arabanızsa ve iPhone arabanıza tanımlıysa elbette kapatabilirsiniz. Hatta arabanızın kapılarını da açıp kapatabilirsiniz. Çat çut bütün gün oynayabilirsiniz. Aynı zamanda yine iSocial adlı aplikasyonumuzla başka aynı apartmanda oturan dostlarınızın arabalarını da kendi telefonunuza tanımlayarak onların şarjlarını da kapılarını da açıp kapatabilir. Onlar eğer uyanmadıysa ve sizin yolunuzu kapatıyorlarsa onların arabalarını çekip kendiniz rahatça çıkabilirsiniz. Şarj mı şarj mı diye sormuş bir arkadaşımız. Şarj. Şarj. Fransızca olduğu Fransızca için bu kelimenin orijinali. Evet. Telefon ettim taşa. Andı yarı yarama. Telefon andı yarı yarama demiş. Hemen bir kuple şöyle mırıldanalım. Boğaz temizliğini sonraya bırakalım. Telefon ettim taşa, telefon yar yaraman. 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 And his brothers. Çok güzel, gerçekten unutmamış olduğuma çok sevindim. Ama unutulacak gibi bir eser de değildir kendisi. Evet. Anonim. Alt yazı yok ya, İngilizce yerleri anlamıyoruz demiş senin çevirilerin için sevgili Mervan. Me too man. Come on. Tuttuğumuz altın olacak mı demiş bir arkadaşımız Taylan Tokmakoğlu Beyf. Evet, bir tane de altın renginde telefon ürettik sizler için. Onu tuttuğunuz zaman altın olduğunu düşünebilirsiniz ve bu size bir psikolojik enerji verecektir. Bu enerjinizi İstediğiniz arkadaşınıza göndererek onun da mutlu olmasını sağlayabilirsiniz ki aynı şeyi sizin arkadaşınızda yapacak. iWatch'tan bahsetmediniz demişler. iWatch tam bahsetmemizi istiyorlar. Evet. Bu bizim sayaç yerine geliştirdiğimiz bir sistem. Bu iWatch sayesinde kendiniz ne kadar harcadığınızı görebiliyor ve buna bağlı olarak faturanızı ona bağlı biçimde ödeyebiliyorsunuz. Tabii iWatch aynı zamanda kol saati olarak taşıyorlar ama kol saati yani insan şöyle koluna bakıp işte aman şey gelmiş mi WhatsApp'tan mesaj gelmiş mi falan değil. Bizim yeni telefonumuzda tamamen duvar saati olarak wall watch. Wall watch. Şimdi tabii wall gözüne bakmayın wall watch abimizin. Neyse. Yani sonuçta sevgili izleyiciler, duvar saatinize bakarak WhatsApp'tan mesaj geldiğini görürseniz bu bir halta yarar. Ama kimse koluna bakıp kör olmak pahasına oradaki mesajı okumaz. Allah kahretmesin. Bir de bizim şöyle bir telefonumuzun ayrı bir aparatı var. Şöyle küçücük bir parça. Onu şuraya yerleştiriyorsunuz ve kendinizi horoz, porsuk, tavus kuşu gibi görmek yerine şuraya bakarak konuşunca bakın şaşı gibi duruyorsunuz ya.
Bu mesela gerekli komikliği sağlıyor. O yüzden komiditeyi demek istedim. Community. Evet. bakalım başka neler varmış. I sell özelliği var mı demiş. Herhalde bu internetten satış yapmayla evet. alakalı bir söylem. Gerçekten çok güzel bir soru. İlter Bey'i ben kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Güzel bir sistem. Bunun aplike konusunda da kendisiyle bağlantıya geçmek isteriz. I sell, yani sizin yerinize sizin malınızı niye başkası satsın? Tabii ki siz satın. I run özelliği var mı diye sormuş bir arkadaşımız. Sağlıklı yaşam şart malum demiş ek olarak. Var da. Öyle bir aplikasyonumuz da zaten kendisi geliyor. Şu şekilde telefonu sağladığımız zaman ayran oluyor. Yayık ayranı adını verdiğimiz ayranımız oluyor. Onun süresini level atladıkça siz değiştiriyorsunuz. Yani çünkü tek başına oyun oynamak çok sıkıcı. O yüzden biz bu telefonu geliştirdik. Başka arkadaşlarınızla da ayran yapalım mı? Oyunu oynamaya başladığınız zaman sallamaya başlıyorsunuz. Siz level 1'seniz hemen 10 saniyede ayranınız oluyor ama level 9, level 10 gibi durumlarda 1 saat kadar sallamanız gerekiyor. Ama ayranın tadına duyulmuyor. İlşim Çıkrıkçı Hanım şöyle bir soru sormuş. Koku gönderebilecek miyiz birbirimize? Demişler. Yani bunu zaten yapabiliyoruz. Yani çok uzağa olmasa bile belli mesafelerde koku gönderebilirsiniz. Zaten koku gönderilmeyecekse niye fıs sürülsün değil mi sevgili Yeşim Hanım? Evet, dolayısıyla bunun için henüz telefonda bu sistemin kullanılacağına inanmıyoruz. O yüzden kokuyu yine kişisel durumlarımızda yapıyoruz ama buradan da bir gün koku gönderebilir miyiz? Bu arada gerekti sevgili mi? İzleyiciler tartışılır. iPhone'u aslında ilk ortaya çıkış mottosu da yine bir Türk çocuk şarkısından esinlenilerek olmuştur. Biliyorsunuz bizim çok sevdiğimiz eski çocuk şarkılarımızdan bir tanesi Telefonun Delikleri içinde adını taşımaktadır. Evet. Bu yüzden bakınız iPhone'un ve benzer telefonların hiçbirinin üzerinde delik yoktur. Hepsi içindedir. Delikleri içine saklamışlardır. Çünkü deliksizdir sevgili evet. izleyiciler. Delikleri içinde çünkü o zamana kadar delikler telefonların dışındaydı. Ve büyük devrimsel karar sonrasında delikler telefonların içine alındı. Bakın şurada da görebilirsiniz. Telefon yeni deliğin içinde, telefonun delikleri içinde, ufak tefek parmakları yüzünden, bilgisayarın başımıza ne geldi, küçük kardeşimin yüzünden. Nasıl nasıldı? Orası biraz rap'e bağlıyorum. Polisi aradı, bilmem ne. Ve aynı zamanda rap, Türkçe rap'in ilk örneklerinden bir evet. tanesidir. Bunu minimal dimağlara söyletmişlerdir sevgili izleyiciler. Şarkı söylemeyi henüz öğrenmedikleri için mecburen şarkının üzerine konuşmuşlar. Evet. Ne diyelim Cenk'ciğim? Yani hayırlı olsun diyelim. hayırlı olsun. Güzel. Telefonumuz sadece $1000. Eskisinden çok farklı şeyler var. Yepyeni, inovatif bir olgu. Ben bu yaptığımıza inanamıyorum. Yani hakikaten bu kadar zaman geçti, böyle bir şey mi yaptık? Çılgınca bir şeyi, bu çılgınlığa, teknolojinin bu ilerleyişine akıl erdirmek mümkün değil. Telefonun melodisini Zinedine Zidane türküsü yapabiliyor muyuz demişler. Sanırım bunu da söylememizi istiyorlar. İstersen Cenk'cim bugünkü programımızı Zinedine Zidane'la, ünlü futbolcunun bizlere armağan ettiği o güzel türküyle kapatalım. Ben o halde yedili diminiş çift sesini tabii. ayarlayayım. Ben normal... Sen dal. Kanlı takip et. Zinedine Zidane, Zinedine Zidane, Zinedine Zidane.